Neydi O Film'e hoş geldiniz efendim. Bu programımızda gördüğünüz gibi siyahlıklar içerisinde gizemli bir Gayesu Akyol'u ağırlıyoruz. Hoş geldin Gayes. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Öncelikle ben ne haddime kalktım buralara geldim. Ben bu programda ne yapıyorum? Ne işim var benim bu programda? Ya gerçekten tek bir cevabı var. Rezil olmaya geldim arkadaşlar. Baştan söylüyorum. Ben bu programda az sonra mükemmel bir şekilde rezil olacağım. Çünkü yani sinefilin sevsi değilim. Yakınından geçmiyorum. Hatta şunu da itiraf edelim bence seyircilerimize. Ben bayağı bu programla ilgili işte Caner bir mail attı. Pardon, mesaj attı. Dedik ya böyle bir program var. Ben katıldım. Çok tatlı bir olay dönüyor. Çok da güzel insanlar. Tavsiye ediyorum. Seni de çağırıyorlar falan. Ben de böyle bir göz ucuyla hızlıca baktım. Aa ne güzelmiş tabii ya. Yazsınlar beni de falan diye. Kapattım. Sonra program yaklaştıkça dur bakayım bir izleyeyim neler dönüyor falan. Şansıma da tabii en nerdlere denk gelmişim konuk olarak. Biz şuna güveniyoruz. Senin popüler kültüre olan ilgin seni kurtaracaktır diye düşünüyoruz. Hadi iş diyorum ben de. Hadi bakalım. Larkin? Deacon John Larkin? That's correct for 11 points. Adında anne ya da baba kelimesi geçen kaç film sayabilirsiniz diyoruz. Oha. Anne ya da baba. İkisi de olur. Babam ve oğlum. Peki ya İngilizceleri de var değil mi? Tabii aynen öyle. Babam ve oğlum. Evet. Annemle gitmiştik o filme. ve yani çok tabii o film yayınlandığında. Peki mesela baba baba mı olmalı? Mesela baba kelimesinin geçtiği başka filmler de var. Tabii olur. Ha, olur mu? Şey olmaz mesela değil mi? The Babadook falan. Güzel. O sayarım ben ya. Bence okey. Ben de sayarım. Ya, çok iyi. Hiç aklıma gelmezdi. Peki mesela yani Godfather da oluyor mu? Tabii ki olur. En baba olduğu için onu saydık. O zaman The Godfather 1, The Godfather 2. Buradan yazdırıyorum 3 tane. The Godfather 3 vardı değil mi 3? Kaç? 5 tane, 4 tane var. Ha, üç, hepsini, bütün afişlerini koyun. Ha, 3. 3. Sonra The Father. Aa The güzel Father. Bu sene. Aa, harika. Sana da iyi. Daha izleyemedik ama. The Mother da vardı galiba. Aralaması gibi vardı. Aynen. Güzel. Kaç olduk ya? 7-8 olduk. Babamın kanatlarını ekleyeyim ben. Okey. Sen de bir tane ekle Burak'cığım. Geçelim. Tamam hadi ben de bir tane ekleyeyim. Ben de ne diyeyim? Ben de bir komedi filmi ekleyeyim. Father of the Bride. Gelinin babası diyorum ben. Ha of evet. Eğlenceli bir filmdir gerçekten. Evet iyi fena değil yani. Güzel girdik. Baba Dukla bence gönülleri kazandım diye düşünüyorum. evet kesinlikle. Hangi ünlü film serisinin kahramanı yolculuğu boyunca kendisini Calvin Klein, Darth Vader ve Clint Eastwood olarak tanıtır? Michael J. Fox'umuz Back to the Future'da tanıtır. Evet. Yani, bravo. Evet. Hangisinde hangisi tanıttığını hatırlıyor musun? Bunların nerelerde olduğunu? İlk filminde Calvin Klein'dı. Evet, çok güzel. That is your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over your underwear. İkinci filmde şeye gidiyordu. 55'e hatta şu Beef'in şey aldı. Almanak'ı. Evet. Almanak'ı alıp şey yaptı. Zengin oldu 1985'te. Hı hı. Sonra yanlışlıkla da galiba 1800'lere gidiyordu. Clint Eastwood herhalde üçüncüdeydi değil mi? Evet. Eastwood? Clint Eastwood? Well, you hit your head, Mr. Eastwood. Not too serious, but lucky for you, Seamus found you when he did. Back to the Future'a özel bir ilgim var ama ya. Çok seviyorum. Yani çocukken falan da herhalde en çok izlediğim filmdi Back to the Future. Bir de Michael J. Fox'u da sayesinde hep çok sevmişimdir. Bence yani film tarihinin gelmiş geçmiş en iyi serilerinden diye düşünüyorum.
Ondan sonra bir de mesela hala izlediğimde sıkılmıyorum ilginç bir şekilde. Yani şu an açıp izlesek o triolojiyi bayağı oturup şeysiz, itirazsız varım yani. Vaktinde böyle bir küçük kafe işletiyorduk. Orada bile gizli gizli Back to the Future geceleri falan yapıyorduk. O yüzden galiba özel bir ilgim var Back to the Future'a. Hangi filmde Iggy Pop ve Tom Waits Kaliforniya'da bir kafede karşılaşırlar? Coffee and Evet, bravo. Cigarettes. Budur işte. En sevdiğim filmlerden biri gerçekten. Yani mesela o filmi de çok fazla izlemişimdir. Jim Jarmusch, değil mi? Cimcermiş, doğru. Hatta yani Jim Jarmusch'u sadece bir yönetmen olarak değil, bir ilham kaynağı olarak da çok seviyorum. Herifin yaratıcılıkla ilgili söylediği çok güzel bir pasaj var adeta. Yani bayağı işte yaratıcılığın beslenebildiğin her yerden çalarak ve çaldığını da itiraf ederek kurulabilecek bir binaya benzetiyor aslında bir tür. O şeyi, o yazıyı İspanya'da mı? Yok, Utrecht'te bir müzeden satın almıştım. Şu an buzdolabımın üstünde böyle manifesto gibi duruyor gerçekten. Her gün ona bakıyorum. Hey. Hey, Tom. Hey. All right. I'm glad you could make it. You are here. Yeah. Burada Tom Waits hani bir müzisyen olmasına rağmen sinemayı çok seven, oynayan bir müzisyen. Evet. Sende var mı öyle bir arada bir yerlerde oynasam diye? Bir filmi biliyoruz da. Bir yerlerde göründüğünü hatırlıyoruz. Şeyde Ferzan Özpetek'in Evet. filminde, değil mi? Evet. Orada. İstanbul 43. Yani düşünüyorum, klip falan vardı daha eskiden ama film ya da dizi yok çünkü hiçbir zaman öyle bir ilgim olmadı. Ve bence olmamalı da. Çünkü öyle bir yeteneğim de yok arkadaşlar. Olacak iş değil. O gün hatta Ferzan Özpetek işte biraz piyangodan çıktı. O gün biz sadece o sahnede çalacaktık ve inecektik. Yani şey yoktu. Öyle bir sahnem falan yoktu. O gün Ferzan Özpetek gelip dedi ki ya ben seni bir sahnede oynatmak istiyorum falan. Ben de aman yapmayın etmeyin işte ben yapamam hiç yeteneğim yok deli misiniz falan derken yok ya bir şey yapmayacaksın sadece duracaksın ve işte Halit Ergenç'e bakacaksın falan dediler. Daha önce de anlattım bunu birkaç yer ya duramadım ve bakamadım tabii ki yani böyle hiç şey yapmıyor olmak da bir rol aslında. Bunu anlatmak zor bir şey. Orada yani karşında aşırı profesyonel oyuncular, bir yönetmen, inanılmaz bir prodüksiyon falan. Yani bir şekilde onlar sevdiler ama ben mesela izlerken cringe show, kendimi böyle Allah falan katlanamıyorum. Bir şekilde birileri komik, birileri de iyi buldu ama bence yani benim oyuncu olmamam gerekiyor ya. Hangi filmde bir grup belgeselci Güney Afrika'da bir efsaneye dönüşmüş olan ve 70'li yıllarda gizemli bir şekilde ortadan kaybolan rock yıldızı Rodriguez'in izini sürerler? Sugarman. Evet, harikasın. Tam adını hatırlıyor musun? Herifin mi? Filmin mi? Yok, filmin bir de... Ha, Finding miydi? Ne? Bilmem ne. Searching. Ha, Searching for Sugarman. Evet. The message it had was be anti-establishment. Really the first opposition to apartheid, they'll tell you that they were influenced by Rodriguez. Bir film ya da işte belgeselle ortalama bir müzisyenin nasıl insanların zihninde kocaman bir şeye dönüşebileceğini görüyoruz bence o filmde. Yani çünkü adamın ekstradan bir yeteneği olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Bob Dylan'dan çok etkilendiğini ve onun dünyadaki pek çok örneği gibi bir tür örneği olduğunu düşünüyorum. Yani aşırı bir yetenek abidesi değil sanki. Dolayısıyla o kadar iyi anlatılmış ki hikaye ve o kadar ikna edici ki öyle söyleyeyim. Bir şeyi ikna etmek için doğru teçhizatlar kullanıldığında karşı tarafı nasıl manipüle edeceğimize dair iyi bir belgesel bence. O anlamda başarılı. Yani işte film bittiğinde böyle şey oluyoruz. O nasıl keşfedemedik? Dünyanın kaybıdır bu filan oluyorsun. İşte başarı burada bence. Hangi filmde Mel Gibson bir kumarbaz, Jodie Foster bir dolandırıcıdır? Aa, bak ben bu filmi izledim ve şu an adını hatırlamıyorum.
Hatta son sahneyi hatırlıyorum. Evet, genelde o hatırlanıyor herkes. 90'lı yılların televizyonlarında o sahne meşhurdu. O gemiyle. Evet. Evet, böyle, aynen o. Aynen. İnanılmaz bir trolldü o son sahne. Yani ha siktir dediğim an hatırlıyorum. Çocuktum gerçekten. Yani o kadının, yani Jodie Foster'ın bütün bir film boyunca aşırı saftirik, süper tatlı filan bir rolde oynayıp. Neydi filmin adı? Özel bir isim bu filmin ismi. Aynı zamanda Top Gun'da Tom Cruise'un ismi. Öyle bir yerden ipucu vereyim yani. Siktir, mükemmel bir şey. tip ama. Çok iyi. Çok iyi Burak. Ama çok iyi. Çok iyiydi gerçekten. Ne ya, söylesene şu anda. Maverick. Farklı. Maverick. Aynen. Mükemmel. Evet ya, çok iyi film. Yani çok eğlenceli bir filmdi. Çocukken izlemek de ayrı bir eğlenceliymiş mesela. Şu an izlesem ne hissedeceğim bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu o filmi tekrar görmeyeli. Ama şeyi hatırlıyorum, o 90'lar ruhunu bütün hani filme sirayet eden ve sondaki ne duygusunu hatırlıyorum. Çok iyiydi. Hangi filmde insanlık Harry Potter, Coca-Cola ve Beatles'ın varlığını tamamen unutmuştur? Of, evet ya. Ben bunu bir uçakta, yolculukta izledim. Hindu bir karakter var değil mi başrolde? Evet, doğru. Doğru. Ve şey, hatta Ed, neydi o İngiliz bir çocuk var? Ed Sheeran. Aşırı yetenekli değil mi? Aşırı popüler, her delikten çıkan çocuk. Game of Thrones'ta bile çıktı. Ed Sheeran'ın oynadı. Aynen. Neydi ya? The Beatles şarkısı adı. Evet, evet. Şarkısı. Aynen. Hangisi acaba? Yesterday'di. Evet. Evet. Tamam. Süpersin. Tamam. Çok iyi. Aynen. Harika. Yesterday. Böyle meh falan diye izlemiştim. Yani saçma sapan bir film. Zaten amacı da biraz saçma sapan olması. Ama bence gerçekten çok daha iyi olabilirmiş. Yani böyle birkaç majör saçmalık yüzünden film sıçıyor bana kalırsa çok çok daha iyi bir yerde olabilirmiş. You look like Ed Sheeran, you know. I am Ed Sheeran. All right. Well done. Geçmişe gitsen ve birinin şarkılarını söylesen kimi söylerdin? Hiç bilinmeyen o sırada bir müzisyen. Hiç bilinmeyen. İşte buradaki mantıkla. Unutulmuş ve kimse tanımıyor. Tamam. Kimi seçerdin? Çok iyi soru bu. Düşünüyorum. Yani ne bileyim, Rolling Stones falan olmak isterdim ya ben de. Mick Jagger falan. Yani acayip iyi olurdu. Düşünsene, herifler uçağıyla geziyorlar şu anda. ve çok iyi, gerçekten çok iyi şarkıları var. Rolling Stones'un derinine indiğin zaman çok daha az bilinen şarkılarında da inanılmaz fantastik olaylar dönüyor. Galiba ben Rolling Stones olmak isterdim. Tutar mıydı acaba sen yapsan? Bence tutardı ya. Çünkü bir kadın karakterin I can't get no satisfaction falan demesi bence inanılmaz fantastik. Evet ya, harika olurdu. Hangi filmin finalinde Johnny Depp ve Jerry Lewis birer Eskimo'yu canlandırır? Of, biliyorum. Hatta bunlar bir yol hikayesi. Değil mi? Evet, evet doğru. Ünlü bir beste çalıyor sonunda final. Söylüyorum. Arizona Dream. Evet, çok iyi ya, harika. Bravo. Demli mi? ¿Cómo te tiraste el circo? Poneme a caer en cutodes. En el condo de ti me dice tac. En chiquillo. Ahora que tuve homies. Hangi şarkı çalıyordu orada? Hatırlayabilir misin? Şarkıyı hatırlayabilir misin finaldeki? Balık uçuyor böyle. Bunlar Eskimo kıyafetinde. Evet, ve bir... Bu bir Costa Rica filmi.
Neydi? In the Dead Car. In the Dead Car. Dun, 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 dun. Evet işte. Efsane bir kapanış. İnanılmazdı. Evet çok iyi gidiyoruz. Yani beklentilerimizin üstünde. Çok iyi. Şimdi bir seyirci sorusu geliyor. Bu kategoride seyircilerden bir soru alıyoruz biz her hafta ve onu soruyoruz. Genelde zor soruyorlar. Bakalım ne? Evet, klasik. Evet. Doğukan Polat adlı izleyicimizin sorusu şu. Hangi filmin kahramanı Sovyetler Birliği'nin yıkıldığını annesinin öğrenmemesi için elinden geleni yapar? Of, izledim bu filmi. Kadın hatta şey... Hasta sanırım. Televizyonunu falan açmıyor kadının değil mi? Komadan çıkıyor birdenbire. Yıllar evet. Sonra o arada yıkılmış Sovyetler Birliği. Ve bir süre daha hatta böyle inandırıyorlar ona işte kadının. Kesinlikle. Sorularına senaryolar yazarak Sovyetlerin devam ettiğini falan düşünüyor değil mi? Yani evet. Of neydi filmin adı? Çok sevmiştim hatta. Sovyetler Birliği'nin ünlü bir liderinin adı var filmde. Aa, okey dur. Goodbye Lenin. Evet. Evet tamam. Tamam şahane. Harika. Wir haben die Fußball-WM. Das ist ein Geschenk des Himmels. Es gibt keine bessere Zeit, den Osten mit Sat-Anlagen zu versorgen. Okay, verstanden? Kommen wir zur Phase 3. Evet, bir seyirci sorularımız bu sefer olmadı Burak. Bildi gayesi. Yani gayesi Hakkı yol sinefilmiş diyelim buradan itibaren. İdare edelim o zaman. Öyle hadi diyelim. Vay be! Stay here. I'll be back. Şimdi çok eğlenceli bir kategoriye geçiyoruz. Replik kategorisi. Bu kategoride evet. Bir replik okuyoruz. Kolay çünkü şıklarımız var. Aa çok iyi. Buyurun Burak. Sen sor kendi sorunu, ben de benimkini sorayım. Tamam, bu benim çok sevdiğim bir replik. Geliyor. Hı-hı. Hiçbir kadın Phil Collins dinleyen bir adamı gerçekten sevemez. Replik böyle. Doğru mu? Katılıyor musun buna? Doğru ya. Şimdi bir düşündüm de. Yani çok aşırı doğru bir saptama. Hı-hı. Hatırlıyorum bu şeyi, repliği. Şimdi filmi bulacağım. Şık vermeden. Süper. Ha, verin verin okey. Bir dakika şey olabilir mi? Şu seri var ya. Değil. Tamam değil. Söyle. Ver Burak. Tamam. Şık veriyorum. Sing Street. Almost Famous. That Thing You Do. Atacağım galiba. Okey. Bir numara diyorum. Evet. Tamam. Evet, bravo. Sing Street, doğru. Evet. Güzel. Ama izlememişim ben bu filmi ya. He will not be a problem. Really? Trust me. No woman can truly love a man who listens to Phil Collins. Bu replik çok sinsi bir replikmiş ya. Evet, ikinci repliğe geçiyoruz. Okay. Türk sinemasından. Tamam. Bakalım Türk sinemasından ne çıkacak. Bir diyalog bu, bir soru ve cevap. Şimdi yapıyorum. Hayatta idealiniz var mı? İdealim yok ama televizyonun taksiti bitince onu da alacağım. Şıkları alalım. Ah nerede? Öyle olsun, sev kardeşim. Bu sahnede Tarık Akan vardı. Evet. Evet. Doğru. Evet. Çok güzel. Hatta şey, Ayşen Gru'da... Talip bakıyordu değil mi? Evet bravo harika. Yarışmada bu evet. Yarışmada aynen. Şeydi Tarık Akan da trollüyordu. Tarık Akan söylüyor zaten bunu idealim evet, var. Evet Tarık Akan söylüyordu. Şey filmin adını ama nasıl bileceğim. Bir daha söylesene de filmini. Ah nerede oynadık gitsin. O şeydi. Süper. Kim oynuyordu onda? Ah nerede? Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu. Evet tamam onu attık o değil.
Hı-hı. Öyle olsun mu, sev kardeşim mi? Öyle olsun. Öyle bravo olsun. Evet, bravo. Evet. Bu da şarkıdan alan filmlerden adı. Peki öyle olsun. Evet. Hayatta idealiniz var mı? İdealim yok. Televizyonun taksidi bitsin, inşallah onu da alacağız. Hayır canım. Amacınız, gayeniz var mı diyor. Bu film genelde şeyle hatırlanıyor. Hulusi Kentmen, Zeytinyağı Kralı falan. Gazeteci Tarkı Kan. Böyle yalan haberler yazıyor falan. Öyle hatırlıyorlar insanlar bu filmi. Evet, gazeteci olduğumu da hatırlıyorum. Hatta işte aynı ofise geliyordu Ayşen Grubu falan. Aynen öyle. Sekreter olarak giriyordu falan. Tatlı filmdir ya, güzeldir yani. Böyle şey, boş bir ikindiyi harcamak için iyi film. Yeşilçam sevdiğini düşünüyorum ben seni. Severim, çok severim. Bence mesela dönemi için çok acayip bir sektör. Müthiş yenilikçi, bir yandan inanılmaz kaliteli işler. Yani şey olarak, prodüksiyonel anlamda da öyle. Özellikle bu dönem yapılan Türk filmlerinin birçoğuna bakınca ne kadar zor bir şey başardıklarını görüyorsun. Yani eldeki teçhizat, işte imkanlar çok kısıtlı. Ona rağmen hem çok kısa zamanda çok iyi filmler çekilmiş. Çünkü yönetmenler işi bilen tipler muhtemelen. Yani onun getirdiği de çok ciddi bir şey var. Yani kadraj, işte açılar, bilmem neler. O kadar prof, o kadar güzel görünüyor ki her şey. Kötü filme maruz kalınca, kötü Türk filmine son 20 senede. O zamanların değerini biraz daha anlıyoruz açıkçası. Bu arada tabii ki çok iyi Türk filmleri çekiliyor son 20 senede. Çok iyi işler var. Ama mesela o dönem 10 kurşun atılıyorsa 8'i iyiyken şimdi böyle biraz daha oranlar düştü galiba. Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlami? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. Evet, orijinal adı bizim çok eğlenceli bir kategorimiz. Burada maksat bilmek de değil çünkü Türkçe'ye tuhaf çevrilmiş bir sürü film ismi var. Onlardan birkaç tanesini seçtik. Türkçesini söylüyoruz, orijinal adı ne olabilir diye tahmin etmeye çalışıyoruz, eğleniyoruz. Ya zaten o kurullar kim, onları kimler çeviriyor? Yani nasıl bir çılgınlığın ürünü o çeviriler? Merak ediyorum, tanışmak istiyorum o insanlar. Buyurun, merak ettim. Buyurun. İlk filmimiz Türkçe'ye Tatlı Bela diye çevrilmiş. Of, çok alakasız bir şeydi. Çok. Evet, çok. Hatırlıyorum yani böyle şey, Julia Roberts oynuyordu. Evet, bravo. Doğru. Ben bir isim gibi hatırlıyorum değil mi filmin ismi? Doğru, kadının adı. E ile başlıyordu. Evet. Geliyor. Loading. Erin bir şey ama soyadını hatırlamayacağım. Çok iyi. Harika. Neydi? Erin ne? Erin Brockovich. Evet. Çok güzel. Oopsie. Now that pisses me off. First of all, since the demur, we have more than 400 plaintiffs in. Let's be honest. We all know there are more out there. Filmi tutan tek yer şey yani Julia Roberts'ın aşırı tatlı olmasıydı. Zaten izleyen de kesin ya izleyip uf ne tatlı kadın ya. Dur bunun adı Tatlı Bela olsun falan gibi saçma bir yer bağlamışlar. Evet, bir de bela çıkarıyor ya filmde böyle şirketlere atıklar yüzünden. Çok iyi. Çok güzel. Buldun ama. Yani bayağı buldun. Vay be vay şaşkınlık da. Yani çünkü şey oldu. Loading oldu. Bakalım bu. Şimdi bu zor. Bu zor bence. Türkçe kaybedenler olarak çevrilmiş bir filmi soruyoruz. Kaybedenler mi? Her şey olabilir tabii, kaybedenler. Şampen'in başrolünde olduğu bir Oliver Stone filmi değil. Tamam. Jennifer Lopez de var. Belki o. Ya şey bir dönülmez şeyi ismi. Çok iyi. Şeyi de hatırlıyorsunuz. Afişi hatırlıyorsunuz. Evet orada. Evet. Japonik gibi biraz. Kafalar, iki tane kafa ve şey var. U-turn. U-turn. Evet evet. U-turn şeyi var diyorum ya. Oha, bilinç altım oradan böyle. Tamam, çok iyi. You could leave him. It's not that easy. Walk away. Maybe you can take chances. You can wander around like some stray wherever you please. I can't.
Evet, bir de ben mesela film çeksem kalkıp böyle saçma sapan isimlerle girmesini istemezdim herhalde ya. Düşünüyorum şimdi yönetmeni, senaristi falan filanı. Hindistan'da işte saçma sapan bir isimle giriyor falan. Yani ne alakası var? Bir de çok yanıltıcı. Bak tam örnek olmayacak tabii bu ama hayatımın büyük pişmanlıklarından birini söyleyeyim. Fight Club ilk yayına girdiğinde işte 13-14 yaşında falandım herhalde. Kaç yıl? 99 muydu? 99 evet. Evet. Demek ki 14 yaşındaymışım ve mesela afişi görüp Fight Club mı? Öf, şimdi yani heriften yapabileceği bir şey yok. Orijinali de oydu ama bazen film isimleri ne kadar yanıltıcı olabiliyor. Yani Sabun Kulübü olsa belki daha fazla ilgimi çekecekti. Ben bayağı ulan Brad Pitt'te dövüş filminde mi oynamış falan deyip böyle bakıp geçmiştim ve onu vizyondayken izleyemedim. Yıllar sonra izledim ve böyle kafamı duvarlara sürtesim gelmişti. Ulan ben bunu nasıl sinemada izlemeyi kaçırdım yani bir ön yargı yüzünden, kötü bir öngörü yüzünden falan. Hele ki bir de kötü çeviri olunca film ismi yani rezalet bir şey. Evet, buradan da Gayet Akyol'un sinemadaki en büyük pişmanlığı ortaya çıktı. Fight Club'ı sinemada Gerçekten olabilir ha. Yani izlememiş olmak. ilk üçe girer bu, evet. Afiş kategorisindeyiz ve Gayet Soğuk Yol, bu gördüğün afiş hangi filmin afişi olabilir diye soruyoruz. Şey olabilir mi? Bir dakika sayayım 12 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 Angry Men. Evet, Evet. zaten gülmem. Süper. Wow, nefis tutmuş. Ve bence sinema tarihinin de en iyi filmlerinden biri 12 Angry Men. Bir numaraya bile koyabilirim belki. Ya, çok zor tabii o bir numara neye göre falan da. Gerçekten bu kadar yani filmin tek sıkıntısı kadın karakterin olmayışı. Neredeyse yani. Galiba bir kere biri mi görülüyor bir şey bir ara. Hatta belki hiç görünmüyor. Tek boktan tarafı o yani. Hiç kadın yok ama bir şekilde ona odaklanmadan izlersen su gibi bir film ya inanılmaz. Şu an gördüğün afiş hangi filmden olabilir diyoruz Gaye. Oo, çok güzel. Yani karakterleri benzetmeye çalışmadılarsa şayet çalışmışlar mı? Bu illüstrasyonda bu insanlar oynayan kişilere benziyor mu? Evet, biraz benziyor. Bu yeni nesil bir film mi? Değil. 90'lı yıllardan o gözlük falan belki bir şey çağrıştırabilir sana. Yani benim ilk aklıma gelen bu iki serseri kılıktaki insan sayesinde Mickey and Mallory idi. Ama hiç benzemiyorlar. Değil. Yani işte çıkıp milleti, önce aileyi sonra milleti vuruyorlardı ya. Cart Unutulur mu canım? Şimdi burada şöyle bir ipucu vereyim mi ben Burak? cırt. Tabii. Senaryoda Tarantino'nun payı var. Ha. Öyle diyeyim, yönetmen değil ama. Okey. Dur. True Tam şu an söylemek üzereydim ya. Dur dedim, dur. Romance. Evet. Yok artık. Buna inanmıyorum. Bu bir numaraydı. Tamam, peki. İnanma. What the fuck you crying for, huh? Huh? I mean, Christ, he's not worth one of your tears. Would you rather have been me? Is that it? Huh? Is that what you want? I mean, do you love him? Do you love him? I said, do you fucking love him? Huh? Sen seviyor musun Tanju? Ben severim bayağı. Bence müthiş yetenekli bir herif ve şey konusunda da çok iyi. Layer konusunda çok iyi herif. Yani bir filmin o layer kurulması, işte müziğinden falanına bütün o detayları müthiş hayal etmesi ve oradaki bütünlüğü ve istikrarı, yani filmlerin arasındaki bağ, herifin bütün bir kariyeri boyunca işte aynı dilde farklı şeyler anlatabilmesi falan. Bunlar bence çok önemli bir yönetmen için sanki. Yönetmen olarak ya da anlatım dili olarak bence kesinlikle daha da iyi işler yapıyor her geçen gün ama o sıktı yani. Neden mesela o iade itibar ya da işte sürekli bir tarihten intikam alma hikayesine bu kadar
bel bağladı onu bilemiyorum. O beni biraz bayıyor. Çünkü çok öngörülebilir oluyor sonu filmin. Bu da yani sürprizini kaçırıyor. Anlıyorsun bir noktada. Okey, yine aynı paternle herhalde intikam alınıyor. Okey diyorsun ve gerçekten de bütün sonunu okumuş oluyorsun filmin yarısına. Evet, sahne kategorimizdeyiz. Ve ilk sahnemizi soruyoruz. Gaye Svakyol, bu gördüğün sahne hangi filmden olabilir? I was packing up our base camp at the Cave of Swimmers. Clifton offered to fly down from Cairo to collect me. He flew like a madman always. Galiba ben bu filmi izlemedim. Ama bir karşılığı var bende. Juliet Binoche'umuz. Of, evet. İkinci Dünya Savaşı. Esir düşüyor. Evet, evet. İsmini bulamam. Bu hasta nereli? İngiliz hasta. İngiliz hasta, evet. Hatırlıyor tamam muyum? Evet, evet. İzlemiştim galiba. Şimdi hatırladım. Yine bunu da böyle çocukken izleyip kurban olduğum şeylerden, eserlerimizden biri. Şu anda gördüğün sahne hangi filmden olabilir diye soruyoruz. Bakıyorum. Penelope Cruz'umuzun beyi. Doğru. İyi bir oyuncudur. Ben bayağı severim ya yani herifin oynadığı filmleri. Bu şey olabilir mi? Dur bir dakika, buradaki tipine tekrar bakacağım. Herif hasta mıydı? Böyle evet, hasta. Evet, evet. Tamam ya. Dur. Zor bir film böyle izlemedi. Evet ya. Böyle bayağı şey olmuştum. Bırakasım gelmişti. Yani içim çekilmişti. Ya, film o açıdan çok kötü bir film. Ama adı da bu kötülüğün tam tersi. Bad Good gibi bir şey mi? Evet, gibi. Beautiful. Evet. Evet. B-U diye yazdım. Okey, tamam. Ama çok bu bile geldi. Süper. Evet, süper. Müthiş. Ama filmi hatırlıyorsun galiba. Sen de böyle zorlananlardan mısın izlerken bu filmi? Ben hiç sevmemiştim. Çok zorlanmıştım. Hatta sonunu geldim mi bile hatırlamıyorum. Yani herif böyle kanser manser işte falan. Evet. Böyle bir üzücüydü yani. Evet, şu anda Gaye Suakyol'u nasıl değerlendirebiliriz Burak programın sonunda sence? Valla Gaye Suakyol aksini iddia etse de programa başlarken bence pek öyle değil. Bayağı filmleri hatırlıyor. Load ediyor, çağırıyor. Bence bir sinefil olduğunu ya söyleyebilirim ben açıkçası. Bir sinefillik esintisi var yani, o kesin. Var, evet. Şey gibi, kokusu sinmiş diyebiliriz. Ah, Kirk. My old friend, do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? It is very cold. Evet, Gaye Suakyol, sana teşekkür ediyoruz ama seni bırakmıyoruz çünkü programın sonunda intikam zamanı diye bir bölümümüz var. O bölümde yerleri değişiyoruz ve sen bize bir soru soruyorsun. Programı böyle kapatıyoruz. Sinema ile ilgili herhangi bir şey mi? Tabii yani isim olur, film olur, başka bir şey olur. Yani bizi intikam alabileceğin bölümdeyiz şu anda. Peki şöyle sorayım. Bir Türk filminden bir de bir yabancı yapımdan soruyorum. İki soru mu var ayrı ayrı? Olur mu? Olur canım. Önce hatta sizi kendi aranızda yarıştıracağım, öyle düşündüm. İlk filmler kazanın. Yeni eyvah format, inanılmaz bir şey. Evet, sinefiller yarışıyor. Evet. Metin Erksan'ın ilk filmi. Şimdi, bir dakika. Hemen atlamıyoruz tabii. Sevmek zamanı diye öyle şey vermiyoruz hemen. Peki, bir ipucu istiyorum. Şöyle tahmin ediyorum tabii ki. Erksan'ı Erksan yapan filmlerinden biri değil bu. Değil. Aslında şöyle söyleyeyim. Çok önemli isimler de var bunda ilginç bir şekilde bu filmde. Kuyu değil mi? Çok önemli.
bir hayır değil. Çok önemli bir ressamın, aynı zamanda akademide resim hocalığı yaptı kendisi. Senaryosunu yazan kişi bu önemli ressamımız. Hatta benim de çok etkilendiğim bir kişidir. Kendisi Türk resim sanatında önemli bir, hatta şair aynı zamanda, şiir kitapları var. Bu senaryo yazan kişi bu kişi. Çok önemli bir müzisyenin hayatını işliyorlar bu filmde. 1952 yılından sanırım. Bağlama çalan, kör bir müzisyen kimdir? Yani tabii ki muhtemelen Aşık Veysel'den bahsediyorum. Bravo. Aşık Veysel'in... Ama Metin Aksan'ın Aşık Veysel Hayatı filmi mi var? Evet. Ben doğrudan böyle. Evet. Esinlenme falan hayır, değil. Hayır hayır, bayağı Aşık Veysel'in hayatını anlattı film. 1952 yapımı. Bedir Ahmet'i senaryosunu yazıyor. Yani inanılmaz bir... Şu galiba intihamımı alıyorum ben şu an. Çünkü... Evet, alıyorsun. Çok da mutlusun yok gibi görüyorum şu anda. Kara Toprak. Yani yaklaştın. Karanlık Dünya filmimiz. Karanlık güzel, Dünya. Güzel. Hiç hatırlamadığım, hiç ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de izlemedim bu arada. Hala duruyor mu, var mı? Acaba kayıtlar patladı mı, duruyor mu? Onu bir araştırmak gerekiyor. Aa, evet. Çok iyi soru. Çok iyi soruydu. Evet. Valla hazırlanmış gibi çıktı ama iyi iyi soru. İyi tutturdum yani. Okey. Bence yeni soruya gerek yok ya. Merak da ettik ya. Merak da ettik şu an. Merak. Şu an o zaman yeni bir soru düşünüyorum. Öyle mi? Ha, sen başta var zannettim. Bir yabancı bir Türk dediğin için. Yo, sizin birinizden birinin bileceğini umarak ikinci bir şansla yeniliğinizden birine. Evet, çok kötü şu an. Doğru. Peki o zaman şey sorayım. Juliette Binoche'un meşhur kırmızı, mavi, beyaz üçlemesine hangisinde rol almıştı? Mavi de oldu. Mavi de oldu. Tamam, bu çok kolay oldu. İkiniz de kazandınız. Gönüller bir oldu. Çok iyi. Böylece tatlıya da bağlanmış olduk. Biz kabul ediyoruz. Gerçekten çünkü çok iyi bir soru sordun yani. Evet, kesinlikle. Biz de öğrendik. Bence seyircilerimiz de öğrenmiştir. Valla çok teşekkür ederim bu arada. Korktuğum, başıma gelmediği için de ekstradan mutlu oldum. Umarım rezil olmamışımdır yani. Biz teşekkür ediyoruz. Bu zaten bir oyun, sinefillik bahane. Biraz sinema konuşalım istedik gayesi var yolla. Ve gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler ve çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar başka sebeplerle sinema üzerine konuşmak üzere. Görüşürüz. Herkese sevgiler, selamlar. A howling wind is whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel in the death car.